Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, yapımı son derece pratik ve inanılmaz lezzetli yaban mersinli saray sarması yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet muhallebiyi pişirmeye geçmeden önce tepsimizi hazırlayalım. Görmüş olduğunuz fırın tepsisinin tabanını tamamen kaplayacak şekilde bolca hindistan cevizi serpiyorum. Ve tepsinin her yerine eşit miktarda hindistan cevizi serptikten sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Ve şimdi tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı ya da videoda gördüğünüz gibi 250 mililitrelik su bardağı ile silme tepeleme doldurmadan 1 su bardağı unu alıyorum ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve 1 litre de sütüm var. Şimdi sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. ve güzelce karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve daha sonra kısık ateşte başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştırarak pişiriyorum. ve muhallebi kaynadı ve kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatmadan içerisine 100 gram tereyağı ve bir paket vanilya ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvam alana kadar pişirdikten sonra altını kapatıyorum ve hiç soğutmadan yavaş ve dikkatli bir şekilde tepsiye döküyorum. daha sonra üzerini düzeltiyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi yaban mersinli sos için küçük bir sos tenceresine 200 gram dondurulmuş yaban mersinini alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı şeker ve yarım limon suyu ilave ediyorum. Ben yaban mersini kullandım fakat sizler tercihen frambuaz, vişne, çilek ya da karadut gibi renkli meyveler kullanabilirsiniz. Evet şeker ve limonu ekledikten sonra kısık ateşte meyveler blenderdan geçirilebilecek kıvama gelene kadar yani biraz yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişiriyorum ve meyveler suyunu salarak yumuşadı gördüğünüz gibi. Bu kıvamı elde ettikten sonra şimdi blenderdan geçiriyorum. Ve meyveleri 1-2 dakika blenderdan geçirdikten sonra az önce suda açmış olduğum nişastayı ilave ediyorum ve sürekli karıştırmak suretiyle bir taşım kaynatıyorum. Ve sosu nişastayla beraber kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika kadar daha pişirdim ve şimdi soğutmadan hemen soğuyan muhallebinin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve sosu düzeltip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine bolca antep fıstığı serpiyorum ve daha sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirdim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi bıçağımı her defasında temizleyerek yaklaşık 1,5 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. ve hepsini dilimledikten sonra şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde aynen videoda gördüğünüz gibi ileriye doğru sarıyorum. İlk saray sarmamız hazır ve ben şimdi hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet tatlıların hepsini aynı şekilde sararak tamamladım ve bir servis tabağına dizdim. Artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşem oldu gerçekten. Yani herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenler de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.